Herkese merhaba arkadaşlar, yeniden bir Brawl Stars bölümüyle daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte ne zamandır yapmadığımız Brawl Stars'ın haber bölümüyle karşınıza geleceğim arkadaşlar. Çünkü gündem gerçekten çok yoğun. Abi yeni oyun mu dersiniz, güncelleme haberi mi dersiniz Brawl Stars'la ilgili gerçekten alıp başını gitti. Bugün hem yeni oyunu inceleyeceğiz videonun sonlarına doğru, yeni oyunla ilgili görselleri sizlere göstereceğim ve nasıl bir oyun olacağını önceden tahmin edebileceğiniz bilgileri sizlere vereceğim arkadaşlar. Ama o videonun sonunda yeni oyunla ilgili konuşacağız. Videonun başlarında ise hem sızdırılan yeni efsanevi görseli hem de yeni güncel ile oyuna gelebilecek olan ve gelmesi gereken bazı şeyleri sizlere bugün bu videoda sizlere açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hala kanala abone değilseniz arkadaşlar mutlaka kanala abone olup yarım milyon yolunda bizleri desteklemeyi unutmayın. Ve hala da videoyu beğenmediysen kankam gerçekten bunların hepsi bir emektir. Yani araştırıp bulmuşuz arkadaşlar sizler için. Sizler de bir like'ı çok görmeyin diyeyim. Ve hala beni Facebook'ta takip etmiyorsanız da açıklama arkasında Facebook canlı yayın sayfamın linki var. Tıklayıp takip ettikten sonra canlı yayınlara katılıp max hesapları ve çeşitli hediyeleri benden kazanabilirsiniz efendim dedikten sonra. Primimi yaptıktan sonra efendim hemen sizlere artık görsel bir şekilde hem haberleri hem de bilgileri vermeye başladım arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir görsel Instagram'da ve Twitter'da yayılıyor arkadaşlar. Yayıldı gitti. Aldı başını gitti. Bilmiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi şöyle bir görsel var. Oyunun içinden çekilmemiş arkadaşlar bu görsel. Bu görsel tamamen tabletten çekilmiş. Yani tableti çekmişler, anladın mı? Tableti böyle koymuşlar. Tableti çekmişler. Yani o yüzden gerçekçilik bitti. Daha tamam bu görselde. Yani gerçekçi olma ihtimali çok yüksek. Bir, yüksek olmasının nedeni bu abi. Gerçekten montaj olabileceği hiç benzemiyor. Çünkü nedeni ise arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranın sağ üstüne bakarsanız bu tabletten çekilme. Yani oyunun içinden çekilme değil. Yani tabletten bildiğin adam bunu çekmiş. Yani ve bu belki de gerçekten de gelecek efsanevi karakteri sızdırmış, bilmiyoruz. Yukarıda gördüğünüz gibi 28'de 27 şu an bakıldığında 27 karakter var ve yukarıda 28'de 27 olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar karakter sayısının. Yani burada da bir gerçekçilik söz konusu ve en önemli gerçekçilik dediğim gibi tabletten çekilmesi. Gördüğünüz gibi en aşağıda Noel diye bir karakter var arkadaşlar. Arka planı gördüğünüz gibi sarı, biliyorsunuz efsanevi karakterlerde sadece arka plan sarı oluyor. Bundan bir önceki haber bölümünü çektiğimde arkadaşlar sizlere yeni karakterin efsanevi olacağını söylemiştim. Çünkü bütün türdeki karakterlerin bittiğinden bahsetmiştim sizlere. Ancak lakin efendim biz kupa yolunu unutmuşuz. Gerçi kupa yolu bir tür değil. Ancak adamlar bula bula kupa yolunda bir karakter çıkartmayı seçtiler arkadaşlar. Ve kupa yolundan geldi, tik geldi. Ve ondan sonra ne bir karakter geldi ne adam akıllı bir güncelleme geldi. 3-4 aydır oyun arkadaşlar. Ben bu yıldız güçlerini güncellemeden saymıyorum çünkü resmen yani geçiştirilmiş bir şey gibi geldi bana bu güncelleme konusunda. Geçiştirilme gibi bir şey geldi bu yıldız güçleri. 3-4 aydır dediğim gibi tiki de saymazsak belki 5 aydır adam akıllı ne bir karakter ne bir güncelleme geliyor. Yani Noel zaten yeni bir efsanevinin geleceğini biz biliyoruz arkadaşlar çünkü tek tür dediğim gibi efsanevi kaldı ve bundan birkaç hafta önce de yeni Brawl Talk'ın ayın 28'inde geleceğini söylemişlerdi zaten arkadaşlar. Ve 28'inde bir Brawl Talk geliyor ancak şöyle de bir olay var ki yeni oyun Rush Wars'da arkadaşlar. Ayın 26'sında saat 11'de yani pazartesi günü sabah saat ya da öğlen deyip öğlen saat 11'de ilk tanıtımı yapılacak. Yani benim düşüncem şu ki arkadaşlar sizlere şurada şöyle bir şey söyleyeyim. Bu Noel karakteri ben birazcık Rush Verse'ü de araştırdım arkadaşlar açıkçası. Rush Verse'deki mantık şu. Videonun sonunda Rush Verse'le alakalı bilgiler vereceğim ama arkadaşlar sizlere o bilgiler ışığında şunu söyleyebilirim. Oradaki bilgileri okudum çünkü. Bu Noel karakteri biliyorsunuz arkadaşlar Clash Royale oynarken Brawl Stars tüm küreseli açıldığında Brawl Stars'la alakalı bir etkinlik gelmişti Clash Royale ve Clash Royale'deki bazı karakterlerin benzerleri Brawl Stars'ta yansıtılmıştı. Hatta gece cadısı skin'i bile gelmişti. Artı olaraktan Brawl Stars'taki Shelly Slasher karakterine benziyordu gibi gibi bir sürü benzerlik, hatta aynılarını getirip koymuşlardı Brawl Stars'ın içine Clash Royale'deki bazı karakterlerin veya kartların diyeyim. Şimdi de arkadaşlar bu büyük ihtimalle Noel karakteri yeni oyun Rush Wars'taki arkadaşlar bir karakter olabilir bu Noel. Oradaki bir komutanın bu oyuna efsanevi olarak gelebileceğini ben düşünüyorum. Hem de ayın 26'sında yani 28'inde belki Brawl Talk'ı geciktirmezler. Belki 26'sında hem yeni oyuna hem de Brawl Talk'ı Brawl Stars'la ilgili yayınlayabilirler ama belki de 28'ine de sarkabilir. Her zaman olduğu gibi 28'inde de Brawl Talk'ı yayınlayabilirler arkadaşlar ve bu efsanevi oyun artık gelebilir diyeyim abi. Siz neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Görsel gerçek mi ki gerçek olabilme ihtimali gerçekten çok çok yüksek ve ben gerçek olduğunu düşünüyorum ki zaten efsanevinin de geleceğini düşünürsek bu karakterin oyuna gelebileceğini hatta ve hatta bir tık ileri taşıyaraktan bu karakterin Rush Wars'taki bir komutan olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ben ki etkileşim yapsın ve aynı Clash Royale'de Brawl Stars'ına çıktığında etkileşim için Clash Royale'e Brawl Stars etkinliğini getirdiler. Aynı şekilde Rush Wars'taki bir komutanı da buraya bir karakter olarak, efsanevi olarak getirip bir etkileşim kazandırabilirler. Tipik Supercell taktiği olarak. Ben bu şekilde bir araştırma sonucunda bunu buldum. Tabii ki de arkadaşlar şu an Supercell'in kendi resmi YouTuber'ları oyunun nasıl bir şey olduğunu biliyorlar ve bayağı da oynamışlar. İzlediğim videolardan ve onların dediğine göre oyunda gerçekten de çok fazlasıyla oda olduğu ve oyunun
Hem Clash of Clans hem de Brawl Stars karışımı bir oyun olacağı konuşuluyor arkadaşlar. Az sonra onları da açıklayayım ama Brawl Stars ile ilgili devam edelim. Bir sonraki görselimiz arkadaşlar şöyle bir görsel var. Gördüğünüz gibi biliyorsunuz klan hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Brawl Stars'ta klanlar hiçbir işe yaramıyorlar. Sadece gösteriş amaçlı, sadece hava atma amaçlı bir şey yani klanlar. Yani başka da bir işe yaramıyor abi klan açıkçası. Yani ne bir yardımlaşma ne bir başka bir şey, hiçbir işe yaramıyorlar. Ve böyle bir görsel var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu görsel pek gerçekçi gelmedi bana ama böyle bir şeyin oyuna gelebilirtisi var mı? Kesinlikle var. Klanları hareketlendirmek için bence böyle bir şey şart. Yani burada gördüğünüz gibi BB'ye bir güç puanı paylaşılmış. Bu şekilde karakterlere güç puanı paylaşılırsa klanlar daha efektif bir hale gelecektir. Bence mantıklı bir güncelleme hamlesi olabilir. Zaten artık gerçekten büyük bir güncelleme gerekiyor Brawl Stars'a ki... Klanlar yani kulüplerle alakalı böyle bir güncelleme de gelirse kulüpler de bu şekilde daha bir anlam kazanabilir. Şu an dediğim gibi yani pek bir anlam yok çünkü kulüplerin. Ve bu şekilde kulüplere daha bir iyi bir anlam kazandırılabilir arkadaşlar. Başka bilgileri topladığım yerler ki güncellemeler de bu arada. Yani arkadaşlar bunlar öyle hani er bulduğumu koymadım. Gerçekten araştırıp koydum ve arkadaşlar bunların gelebilitesi çok yüksek. Bakalım gelecek mi gelmeyecek mi? Bunu en geç 28'inde belki 26'sında öğreneceğiz. Bir sonraki hemen görsele geçeyim. Bir sonraki görselde arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni rütbeler gösteriliyor. Artık biliyorsunuz kupa sistemi değişti ve 500 kupayı artık geçmiş. Çok kolaylaştı arkadaşlar. O yüzden de artık en sondaki rank 20 ve 20'nin üstüne çıkılmıyor. Ve oyun aslında orada bitiyor arkadaşlar. 20 ranka oyunu bitiriyorsunuz yani 20 ranka getirdiğinizde. Ve artık rank sisteminin burada en son 30'da olduğu gösteriliyor. Ve rankı 30 yapanların da All Star olduğu yeni bir sembol aldı. Burada sembol de çok tatlı durmuş. Çok gerçekçi. Çünkü oyunda da böyle bir sembol var. Yıldız gücü sembolü. Böyle bir şey olabilir mi bilmiyorum ama arkadaşlar kesinlikle oyunun çünkü üst levellerinde benim gibi oynayanlar 20 rütbe yapanların ileri daha gidebileceği bir alan yok. Ve bu şekilde oyunu daha da bir renklendirebilirler. Bu şekilde rank sistemiyle oyun bir tık daha renklenebilir arkadaşlar. Dediğim gibi kulüp, efsanevi karakter ve rank sistemi değişirse zaten oyuna büyük bir güncelleme gelmiş olabilir. Bunlar gelmesi gerekenler ve gelebilecek en önemli güncelleme haberleri. Devam ediyorum abi. Arkadaşlar birisi de oyunu daha renklendirebilmek için gerçekten şart olan bir şey. Hani hep böyle tartışırız ya, nasıl sen yıldız oyuncusu kardeşim ya, ben dedi ben daha iyi oynuyorum falan gibi, sen böyle sohbetler oluyor ya takım arkadaşlarımıza girdiğimizde. İşte bunu neye göre yıldız oyuncu seçtiğini gösteren bir simge, bir foto. Burada gördüğünüz gibi kaç kill aldınız, kaç kişiyi öldürdünüz mü artık bilmiyorum. Kaç kişiyi öldürdünüz, kaç tane yıldız elmas topladınız, elmas kapmacadan bir görüntü galiba. Ve bu şekilde neden yıldız oyuncu olduğunu da buradaki istatistiklerden görebileceğimiz güzel bir maç sonu ekranı gibi duruyor. Ki bu da gelirse oyunu apayrı bir şekilde güncellemeyi apayrı bir şekilde keyifli bir hale getirecektir. Gerçekten güzel bir güncelleme olur bu da gelirse. Dediğim gibi bu görseller hakkında neler düşünüyorsunuz yorumlar kısmına yazmayı unutmayın abi. 1-2 gün en fazla 3 gün kaldı artık büyük oyunun ve büyük güncellemenin gelmesine. Bu arada yeni oyunu daha sonra açıklayacağım ama yeni oyun hakkında fikirlerinizi de yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ondan sonra da arkadaşlar herhangi bir fotoğrafı yok ama oyuna kesinlikle ama kesinlikle özellikle de ben biliyorsunuz Facebook'ta canlı yayınlar açıyorum ve orada mega turnuvaları düzenliyorum ancak... Turnuvaları düzenlerken gerçekten akla karayı seçiyoruz çünkü çok zor. Oradaki bir daha girmemesi için falan isimleri yazıyorum. Teker teker büyük bir emek harcıyoruz. Eğer ki oyuna bir turnuva sistemi getirilirse, Clash Royale'de olduğu gibi bir turnuva sistemi getirilirse gerçekten çok tatlı olacaktır. Ve benim de yükümü hafifletecek ama gerçekten de gelmesi gereken bir şey. Aynı kulüplere bir anlam kazandırabilmek için aynı bu şekilde bağışların olması ve yeni turnuva sisteminin gelmesi kesinlikle şart. Yine aynı şekilde oyunu heyecanlandırabilecek, etkileşim sağlayabilecek o maç sonu ekranı, neye göre yıldız oyuncu olduğumuzu gösteren maç sonu ekranı, aynı şekilde emojilerin oyuna gelebilmesi ve yeni bir efsanevi karakterin, babalar gibi efsanevi karakterin oyuna gelmesi ve mini game'lerin, değişik değişik mini game'lerin oyuna gelmesi, Brawl Stars'a gelmesi, Brawl Stars'ı uçurur acı diyorum. Başka da bir şey demiyorum arkadaşlar. Yeni oyuna bir geçelim abi. Yeni oyunun ilk görseli bu şekilde. Gördüğünüz gibi bir tane piyade askeri var. Ne bileyim abi bana... Sanki aşağıdaki yere de bakıldığında çimene sanki oradaki bir haritadaki bir kukla gibi yani hareket etmeyen bir nesne gibi geldi ama bilmiyorum. Ama arkadaşlar solda gördüğümüz bir komutan var, ona emir veriyor gördüğünüz gibi. Buradan bu şekilde bir sürü komutan olacak. Dediğim gibi efsanevi de buradaki bir komutan olabilir. Brawl Stars'a gelecek efsanevi de. İlk görselimiz buydu, hemen ikinci görsele geçmek istiyorum ben. İkinci görselde de arkadaşlar burada daha net göreceğiz. Arkada yine Brawl Stars'a benzeyen kutuların olduğu, patlamayan o kutular var ya sandık gibi böyle tahtadan kutular. Aynı onların olduğu ve büyük bir map'in olduğu gözüküyor arkadaşlar. Gayet kocaman bir map. Gördüğünüz gibi ve emir veren bir komutan var yine. Ve bu arada şimdi sizlere oyun hakkında bilgiler vereyim. Oyun hakkındaki bilgiler gerçekten çok kısıtlı. Bir tane kardeşimiz Instagram'dan bu bilgileri toparlamış, yabancı kaynaklardan bulduğu bilgileri ve bize bu şekilde sunmuş arkadaşlar. Diyor ki Rushverse, bu arada Instagram'da takip etmek isteyenler burada yazıyor Rushverse arkadaşlar. Özellikler: düşman baskınına karşı nihai saldırı ekibini kur, düşman altın madenlerine baskın düzenle ve mega zengin ol diyor arkadaşlar. Yani bir ekip kuruyoruz,
ve aynı Clash of Clans'ta. Ben pek oynamadım ama ve Boombeach'te arkadaşlar. Boombeach'i çok fazlasıyla oynadım. Aynı Boombeach ve Clash of Clans oynayanlar bilecektir. Aynı oradakiler gibi köylere ganimet toplamak için saldırıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mega zengin oluyor. Bir takıma katılın. Yani burada takımdan kastı muhtemelen kulüp gibi işte. Veya arkadaşlarınızla kendi başınıza başlayın diyor arkadaşlar. Mücadeleye. Savaşta mücadele edinde gelen düşman takımları karşı karşıya dünya çapında ücretsiz kazanarak Rush Worlds evrenini keşfedin. Asker ve savunma kilidini açmak için kutular önde gelen özel yetenekleri olan komutanları topla, takımının savaşa girsin. Altın madenlerinizi istenmeyen saldırganlardan koruyun diyor. Şimdi şuradaki önemli nokta asker ve savunma kilidini açmak için diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi asker kilidi var. Bir kere askerler var oyunda anladığım kadarıyla. Savunma kilitleri var. Aynı muhtemelen bir köyümüz olacak arkadaşlar ve orada bizim askerlerimiz olacak. Aynı Boombeach ve Clash of Clans mantığı gibi askerlerimiz var. Savunma kilidini, yani savunma binaları muhtemelen var. Ve diyor ki komutanlar var diyor. Bu komutanların da özel yetenekleri var diyor. Bunları açmak için diyor arkadaşlar mutlaka diyor git diyor kutular aç diyor. Yine kutu açacağız. Evet, para harcayacağız yine arkadaşlar. Olay bu. Komutanlarını topla diyor, takımını savaşa girsin diyor. Altın madenlerinizi diyor istenmeyen saldırganlardan koruyun diyor. Mega City ve Area 54 gibi. Area 51. bölge mi kardeşim, uzaylılarla mı savaşacağız, ne yapacağız diyebilirsiniz, bilmiyorum. Gibi yeni haritaları keşfedin diyor. Haritaların ne olacağı bu oyunda, buradan da anlayabiliyoruz arkadaşlar. Valla yeni oyunla ilgili bilgiler bunlar. Yeni Brawl Talk ile ilgili sizlere söyleyebileceğim yeni efsanevi ilgili bilgiler bunlar. Muhtemelen yeni efsanevi bu Noel karakteri olacak arkadaşlar. Muhtemelen bu görüntü gerçek ve sızdırıldı gibi duruyor. Çünkü çok gerçekçi bir tabletten çekim. Öyle bir şey değil. Montaj yok yani görüntüyü kadarıyla. Bakalım, hep birlikte göreceğiz ve ben buradaki Noel karakterinin Rush Worlds'teki bir komutana ait olduğunu düşünüyorum ve bu şekilde oyunlar arası etkileşimle de Rush Worlds'ü tüm dünyaya daha da güzel bir şekilde tanıtacaklarını düşünüyorum arkadaşlar. Umarım beni izlerken keyif almışsınızdır ve verdiğim bilgiler işinize yaramıştır. Hepinize beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Dediğim gibi farklı videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yarın artık Rush Worlds'ü de oynarız abi. Sizlere nasıl yüklendiğini de ben size gösteririm arkadaşlar videoda. Nasıl yüklendiğini, nasıl bir oyun olduğunu yarın artık hep birlikte göreceğiz. Ve Brawl Talk'ta geldiği zaman da yeni karakterimizi de babalar gibi çıkartıp yeni efsaneliği de oynarız abi dedikten sonra. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve bay bay.